bilir kaç yazarın, kaç okurun, kaç edebiyat sevdalısının gönlünde apayrı bir yeri vardır Erdal Öz'ün. Onun anısını yaşatmak için her yıl bir şair ya da yazara verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü'ne bu yıl Murat Almungan değer görüldü. Can Yayınları'nın yöneticisi Can Öz ve editörü Faruk Duman stüdyomuzda. Bugün Açıkşehir'de iki değerli konuğumuz var. Can Yayınları'nın sahibi ve yöneticisi Can Öz ile hem yayın evinin editörlerinden hem de son zamanların en değerli yazarlarından Faruk Duman. Doğan abi herhalde Can'la ve özellikle Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün beşincisini kazanan da belli oldu. Onunla başlayalım diyorum ben, değil mi? Tabii, yazarlığını bu, söyledik. Peki bu ödül, o zaman ilk soruyu size sorayım ben. Bu ödül Erdal Öz gibi çok değerli bir edebiyat adamını ve yayıncısını gerçekten geçen 5 yıl içinde iyi bir biçimde değerlendirdi mi? Şimdi söyleyeyim. Evvela Faruk için söyleyeyim. Bir de Faruk Duman biliyorsun. Yazmanı. Ödül yazmanı. Bir unvan daha verelim yani. Burada. Efendim, şimdiye kadar birincisinde ben de jüri başkanıydım. Evet. Şimdiye kadar verilen ödüller gerçekten Türk edebiyatının önemli adlarına verildiği için ben ödülün kalitesini önemli sürdürdüğü kanısındayım. Çünkü Erdal Öz hem yazar olarak hem yayıncı olarak gerçekten bir kaliteyi, bir iyiliği, bir yeniliği başlatmış ve sürdürmüş bir arkadaşımdı. Bir de 50 kuşağından, tabii ki sevdiğim kuşağımdan bir arkadaşım, dostumdu. Onun için ben ödülün aynı kalitede devam ettiği kanısındayım. Çünkü ödüllerin bir önemi de ve jüri, bir jüridir. Jürinin saygınlığı. İkincisi de verilenlerin saygınlığı için 5 yılda bir hataya düşmediniz. Aksine Erdal'ın önemini, yayıncı ve edebiyatçı olarak önemini sürdürdünüz. Doğan abi, tabii bu söylediklerinize katılıyorum ama bir küçük yorum farkı getirmek istiyorum. Yani kazananların isabetiyle seçici kurulun isabetinin ben aslında aynı şey olduğunu düşünüyorum. Söyledim tabii Can, niye dinlemiyorsun? Gayet tabii. Yok, ya saygın jüri olmasa o saygın netice verir mi? Tabii ki. Yani ben zaten... eski bir jüri başkanı olarak söyleyeceğim. Kendime evet, parça parça çıkacağım. Estağfurullah. Doğan abi, siz zaten ilk jüri başkanlığı yaparak seçici kuruldan ayrılanlardansınız. Yani izleyiciler belki bilmiyordur. Seçici kuruldan her sene bir kişi başkanlık yapıp başkanlık yaptıktan sonra ayrılıyor. Ve sizle de zaten bu seçici kurulun ilk oluşması döneminde epey bir sohbet etmiştik. Epey evet. Fikrinize, görüşünüze başvurmuştuk. Bugün Semih Bey de burada ödülün seçici kurulu üyelerinden. Faruk Duman da ödül yazmanı. Aslında hakikaten hepimiz ödülün seçici kurulunun ne kadar değerli olduğunu tahmin ediyorum, biliyoruz. Ben şunu düşünüyorum bunun yanı sıra. Yani bu ödülün tabii ki süreklilik önemli, bunu biliyoruz ama ödülün çevresinde bir sürü güzel sembolik öğe var şu an. Yani mesela çok güzel bir ödül heykeli var. Onu bir heykeltıraş yaptı veyahut işte güzel bir logo var. Onu çok değerli bir sanatçı, tasarımcı yaptı veya işte merkezi, Pera Müzesi vs. Bunların hepsi çok önemli. Ama bunların hepsi sembol aslında. Esası, ödülün her şeyi aslen tabii seçici kurul. En önemli organı, hatta gövdesi seçici kurul. Ve dolayısıyla bu seçici kurulun bizler hepimiz de, yani Can Yayınları'nda çalışanları vesaireye geçtim, yani ben bütün Öz ailesinin tamamı da bir gün dünyadan göç ettiğinde seçici kurul yine kendi içinde evrilebilecek. Ödül yaşamaya devam edecek. Evet, çünkü seçici kurul, aynen öyle, çünkü seçici kurul her sene bir üye ayrıldıktan sonra yeni üyesini kendisi seçiyor. Evet. Kendi organik yapısına sahip ve bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu yapıyı kurarken tabii sizlerin de görüşleriyle bu yapıyı kurmuştuk en başında. Çok isabetli olmuş ve artık hani
Siz hani bana sözü uzatarak ödülde iyi bir iş yaptınız dediniz ama artık orada ilk başlangıcı verdikten sonra bizim yapacağımız şey izlemekten ibaret. Gerçekten öyle. Tabii. Can, ya bu ödül Can Yayınları'na da çok yakışıyor ayrıca. Evet, onu söylemek gerekir. Can Yayınları ile ilgili ben bir düşüncemi söylemek istiyorum. Tabii. Şimdi Can Yayınları dediğin zaman aklına ilk ne gelir diye bana sorsalar şunu derim ben. Cevap veriyorum. Evet, Erdal Öz gelir. Ama bütün yayın evinin kimliğini en çok belirleyen şey bence şu. Önemli orada. Yalnızca edebiyat yayıncılığı yaparak aradan geçen 30 yılda bu kadar önemli, değerli, saygın ve büyük bir yayın evi olması, bu gerçekten hani yayıncılık yapan bizler de çok iyi biliyoruz. Tabii. Çok zor, yani en zoru başardığını söyleyebilirim. Ayrıca tabii bir edebiyat yaparak da o kitapların çok satılan, çok yayılan, yani kaliteyle evet, çok satmayı da örtüştürmek de tabii bir yayıncının başarısıdır. Böyle bir şeyin yani zorluğunu çekiyor musunuz Can? Tabii. Yani fazlasıyla hem de. Şunu söyleyebilirim. Yani mesela biz yılda 120 kadar, 130 kadar kitap yayınlıyoruz her sene. Bunların her biriyle ilgili tabii tek tek ayrı ayrı özenle uğraşıyoruz. Yani koca koca ekipler, toplantılar, işte bütün faaliyetleriyle, editörlerin çalışmalarıyla, böyle kapağından işte içindeki ön sözüne kadar bayağı ayrıntılı çalışmalardan geçiyor. Ve hepsine çok özeniliyor, çok çalışma saati harcanıyor. Ama nihayetinde bu kitapların yarısı istediğimiz yere ulaşamıyor. Asla ulaşmıyor. Ve işin aslında kötü tarafı şu. İstediğin yer neresi ama Can? Onu söyle. Çok güzel sorunuz abi. İstediğim yer tabii aslında satış. Ama satış para demek değil tabii. Satış demek o yazarın kendini kabul ettirmesi demek. Yani en çok okura ulaşmak demek. Tabii. Evet yani. En önemli şey. İşim o çünkü. Yani işim tabii sonuçta oturup sadece satmak veya halı satmak falan değil zaten. Yani o kitabın, o yazarın okur tarafından kabul görmesi, yeni bir kitabı çıkacağı zaman bunun heyecanla beklenmesi, okurun artık üzerinde o yazarın bir edebi etki bırakması, bir iz bırakması ve bir şekilde ülkenin, Türkçenin kültüründe bir gelişmeye vesile olmasıdır aslında bütün hikaye. Bu da satışla olur tabii. Ama bunun düşük kaldığını görüyoruz. Kütüphanelerden gelen ilginin de, okurdan gelen ilginin de, siz dergide de çok yakından takip ediyorsunuz. Siz zaten köşe yazılarınızda hep bahsediyorsunuz. Yani maalesef eserlerin niteliği arttıkça etkisi azalıyor. Ambalaj arttıkça etki artıyor. Bu tabii çok üzücü bir şey. Ama çok iyi yazarlar var. Ve çok iyi yazarlar olduğu sürece bazen çok ilgi görür, bazen az ilgi görür. Ama bu iyi yazarlar hepimiz defalarca şahit tabii olduk, okuduk ki bir gün de kalıcı olacak. Kalıcı olacak belki. Tabii. Hayır, okurun zaten arttığını zaten pekala söyleyebiliriz değil mi? Yavaş yavaş artmakta. Sayısal olarak. Evet, sayısal olarak artıyor. Ama sayısal olarak artış da önemli tabii. Çok nitelikle nicelik tabii her zaman bu uyuşmuyor. Her zaman, her zaman tartışılır Doğan abi ama bunu doğal karşılamak gerekir. Yani Faruk... Bütün dünya basınç. Yani Faruk dediğin hakikaten. Faruk hem bu jürinin yazmanı olduğu için parça bu ödülden de bahsetsin. Ödüle onun da bakışını, Erdoğan ödüle ne, onun da bakışını bir öğrenelim. Bir de sonra bu Can'ın söyledikleri satıştır, editörlüktür, o konuda da. Şimdi önce beşincisini de bu yıl Murat Anmungan aldı. Evet, ondan da söyledim. Ya ondan önce o şeyle ilgili okur, hani Can Yayınları'nın okurdaki algısıyla ilgili ben çok yere gidiyorum. Çok bütün kitapla ilgili olsun olmasın her yerde çok bilindiğini tabii ve böyle çok işte biz o çocuk kitaplarıyla yetiştik falan diye. Çünkü benim de şey hoşuma gidiyor yani böyle bir yerde candayım, orada editörüm, orada yazarım konusu açıldığı zaman gördüğüm ilgi çok hoş bir şey yani. Orada tabii bir algının oluştuğunu ve hiç beklemediğim yerlerde karşıma çıktım çok rahatlıkla söyleyebilirim yani. Peki Faruk, bir tarafı var. Sence sen içinde de yaşayan birisi olarak Can Yayınları'nın bizim kültür hayatımıza olan en önemli katkısı nedir sence? Tek bir şey söylesen ne gelir? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii kitap severlerin ancak çok hemen anlayabileceği bir şey bu. Yani kitabın özellikle iyi edebiyat seçilmiş edebiyat kitabının bir obje olarak insanların, o kitap severlerin mutlaka dokunmak isteyeceği bir şeyi yaratmış olması.
Can'ın bence en kıymetli tarafı bu. Yani çünkü belirgin özelliği o. Yani bir nesne edebiyata değer veren, o hani onu temsil eden bir nesne. Başka yayın evleri de var tabii Türkiye'de ama bu nesneyi yaratan. Ama Can'ın bu yaygınlıkla, bu şeyle, sevimlilikle bunu yapmış olması bence hani en estetik, en doğru. Şimdi Faruk, sen nesne dedin ama Doğan abi, aklıma tabii bir de başka bir şey geliyor. Can bu konuyla çok yakından ilgili. E-kitap diye bir şey var şimdi. Evet, o güzel nesne ortadan kalkıyor. Evet, başka bir şey geliyor değil geçettim. Mi? Şeyi hatırladım. Bir şey, Semih Balcıoğlu rahmetli, bir kiracı para verme, ev sahibi geliyor. Neden diyor? Bir iki şey atıyor ortaya, peynir, fareler dolaşıyor. Tam bunu şey yaparken, şikayetini ederken tap diye bir balık düşüyor. Durun diyor, daha elin rutubetine sıra gelmedi. Şimdi onun için kitaba sıra geldi. Şimdi ara verelim çünkü bir soru sordum, biraz düşünsün Can, ondan sonra cevabını zor konu kitap. Evet.